Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan haberlerle karşınızdayız ve tarihler 17.09.2014 haftanın ortasındayız, çarşamba günü ve dolu dolu bir gündem var karşımızda. Bu noktada pek çok konu var ama arka planda kalanlar da Türk kamuoyunu oldukça yakından ilgilendiriyor. Sayın seyirciler, hemen önemli bir analizle bültenimize başlıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Tayyip Erdoğan gibi Avrupa Birliği'ne üyeliği ilk hedefler listesine koydu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde "Umarız bakış açınız değişir" diyerek iktidara seslendi. Rusya'nın milli ekonomi modeliyle kendisini nasıl geliştirdiğine de dikkat çeken BTP lideri hükümete iflas eden Batı'nın peşinden koşmayın çağrısında bulundu. Başbakan Davutoğlu'nun hükümeti Avrupa Birliği'ne girişi hızlandırma kararını açıkladı. Yarım asırlık üyelik başvurumuz artık gündüz görülen bir rüyaya dönüşmüş durumda. Kalabalık nüfusumuz bahane edilerek serbest dolaşım hakkı dahi tanınmayan Türk milletinin Avrupa Birliği üyesi milletlerle beraber olması zaten tarihi gerçeklere göre imkansızdır. Müslüman Türk milletinin yok edilmesi Hristiyan Batı için Haçlı seferlerinin gerekçesi olmuştur. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşanan ekonomik krizden sonra birlikten ayrılmayı konuşan devletlere seslenen Merkel, Avrupa Birliği'nin inanç etrafında birleşmiş bir birliktelik olduğunun altını çizmişti. Kısaca Avrupa Birliği ilişkimiz bizden siyasi tavizleri elde etmek gayesiyle kapıda oyalama şeklinde gelişmiştir. Kaldı ki dahil olmak için her türlü riski göze aldığımız ve tavizi sunduğumuz birlik kendi içinde dağılmayı konuşuyor. Nüfusu yaşlanmış ve yeraltı kaynakları bitmiş Avrupa Birliği ülkeleri kapitalizmin etkisiyle ekonomik olarak da iflas bayrağını bir bir çekmekteler. Biz 2000 senesinde birliğin aldığı müşterek paraya geçiş konusundaki kararın dağılmada etkili olduğunu vurgulayarak 15 sene ömür biçmiştik. Zaman bizi haklı çıkardı. Nedenini Türkiye örneğinde izah edelim. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 2 katrilyon Türk lirası olduğunu düşünelim. Bizim de Avrupa Birliği üyesi olduğumuzu farz edelim. Bize Avrupa Birliği standartlarında verilmesi gereken para 500 milyar euro olacaktı. Eğer Avrupa Birliği bize bu parayı verirse merkezde para kalmaz. Ayrıca Avrupa Birliği devletleri merkezden aldıkları parayı borçlarına kullandıkları için hazineleri de boşalıyor. Euro'ya geçişle beraber ülkeler kazançlarını gerçek rakamlarıyla gösteremeyecek ve merkezden kendisine verilen destek değişecektir. Zamanla üye ülkeler arasında adaletsizlik oluşacaktır ki bu birliğin dağılmasına sebeptir. Ülkelerin para basma hakları ellerinden alındığı için borçlanma yoluna gitmeye mahkumlar. İlk örneğini Yunanistan'da yaşadığımız iflaslar böyle başlamıştır. Şu anda Avrupa Birliği devletlerinin kapitalist sistemden kaçması da bu yüzdendir. İngiltere 2015 senesinde ayrılma konusunda referandum yapacak. Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, İrlanda, Romanya ve Macaristan ekonomileri ciddi kriz yaşamaktalar. Ekonominin yapısından kaynaklanan bu sorunu mevcut sistemle çözmelerine imkan bulunmamaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri şu anda Rusya'nın ekonomik gelişmelerini izliyor, hatta Fransız vekillerden Rusya'nın uyguladığı modelin üstünlüğünü dile getiren çıkışlar basına yansımakta. Rusya kapitalist sistemi terk etti ve milli ekonomi modelini uygulamaktadır. Almanya Heidelberg'de yaptığımız Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde söz alan Hollandalı Profesör Cornelia Verstek, Avrupa Birliği hakkında şunun altını çizmişti. Milli ekonomi modelinin beni en çok çarpan yönü Avrupa Birliği'nin 15 seneden kısa bir süre içinde dağılacağı öngörüsü olmuştur. Kitabın tamamını okuyuncaya kadar bu şaşkınlığım devam etti. Kitabın sunduğu perspektif sadece ekonomik değil, ekonomiden öteye bir açılım sunmakta. Bence Avrupa Birliği olarak bu kitabı çok iyi değerlendirmeliyiz. Avrupa Birliği ayakta kalmak istiyorsa başın milli ekonomi modelinin kurallarını hayata geçirmelidir. Evet, Avrupa Birliği ekonomik krizde, ülkeler iflasta, karşılarında milli ekonomi modelini uygulayarak yükselen bir Rusya örneği var. Rusya'nın modelinin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir model olduğunu vurguluyorlar. Peki modelin doğduğu Türkiye ne yapıyor? Batı'nın keşfettiği milli ekonomi modelini görmezden gelerek hala iflas eden Batı'dan medet umuyor. Ne diyelim, Allah gören göz nasip etsin. Profesör Doktor Haydar Baş. Sayın seyirciler, Ankara'da bugün güvenlik zirvesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Orta Doğu planının ve plan kapsamında Türkiye'den isteklerinin konuşulduğu ifade ediliyor.
Hükümetin zirvesi Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Bölgedeki IŞİD merkezli son gelişmeler ve Türkiye ilişkin güvenlik konularının ele alındığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda ABD'nin yeni Orta Doğu planının ve plan kapsamında Türkiye'den isteklerinin konuşulduğu ifade ediliyor. ABD yeni Orta Doğu planında terörle mücadele adı altında içinde Türkiye'nin de bulunduğu ve Sünni koalisyon olarak adlandırdığı ülkelerin Suriye ve Irak'ta çatışmalara girmesini istiyor. Bu kapsamda Ankara'ya gelerek temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'den Orta Doğu'daki yeni planına destek istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar hareketinden önce yaptığı açıklamada ABD ile müttefiklik vurgusu yapmıştı. Değerli arkadaşlar, aslında konuyla ilgili Sayın Kerry zaten açıklamaları yaptı. Yani bu açıklamalar bizim müşterek görüşmelerimizin bir ifadesiydi. Bizim bu konudaki yaklaşımımız, yani bölgedeki her türlü terör hareketine karşı Türkiye'nin hassasiyetini kendileriyle paylaştık. Özellikle de müttefiklerimizle olan bu konudaki kararlılığımız, dayanışmamız bundan sonra da yine gerek ulusal gerek uluslararası bazda devam edecektir. Erdoğan, Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamada ise Türkiye-Suriye sınırında tampon bölge kurulacağı iddialarına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri çalışıyor, gerekirse karar veririz demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında muhataplık polemiği sürüyor. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Hamza Çebi, Davutoğlu'na hitaben "Siz başbakanlığa ve AKP Genel Başkanlığı'na atandınız. Sayın Kılıçdaroğlu yarışmalı bir kurultayda demokrasiye uygun bir şekilde seçilerek geldi. Siz henüz rüştünüzü ispat etmediniz. Önce rüştünüzü ispat edin." dedi. İktidarla muhalefet arasında muhataplık polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı farklı, başbakanlık makamı farklıdır. Ama biz Davutoğlu'ndan şunu da bekleriz. Bir başbakan gibi davranmasını isteriz. Yani kukla başbakan olmasını istemeyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına Başbakan Davutoğlu cevap verdi. Kılıçdaroğlu selam verirse selamını alırız. Selam alacaksa selam veririz. Elini uzatırsa elimizi uzatırız. Polemik sürerken bir açıklamada CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'den geldi. Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı'na ve Başbakanlığa atandığını, Kılıçdaroğlu'nunsa yarışmalı bir kurultayda seçildiğini ifade eden Hamza Çebi şöyle konuştu. Kendisini henüz bağımsız bir davranışını, Recep Tayyip Erdoğan'dan bağımsız bir uygulamasını görebilmiş değiliz. Sayın Davutoğlu henüz rüştünü ispat etmedi. Biz onun rüştünü ispat etmesini, oturduğu koltuğun hakkını vermesini istiyoruz. Ancak hangi şekilde davranırsa davransın, bizim muhatabımız daima ve daima hükümet olacaktır, Sayın Davutoğlu olacaktır. İster o başbakanlığın hakkını verir, ister vermez, ister kendi iradesiyle hareket eder, ister başkasının iradesiyle hareket eder, o kendisinin bileceği bir iştir. Ancak bizim muhatabımız daima Sayın Davutoğlu olacaktır. Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, tarımsal sulama nedeniyle elektrik borcu bulunan çiftçinin borcunun devletten alacağı primden kesilerek ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının da iptal edilmesini istedi. Hamza Çebi, Başbakan Davutoğlu'nun çiftçiden özür dilememesi durumunda hakkında gen soru önergesi vereceklerini söyledi. Ben Sayın Davutoğlu'na buradan bir çağrı yapıyorum. Hem kendisini başbakan olarak gösterme fırsatını kendisine veriyorum, hem de yolsuzluklarla gerçekten mücadele edecek mi, etmeyecek mi, bunu gösterme fırsatını kendisine veriyorum. Kanuna aykırı, hukuksuz bu Bakanlar Kurulu kararını derhal yürürlükten kaldır.
Başbakan olarak sizin göreviniz elektrik patronlarının çiftçiden olan alacağını tahsil etmek değildir. Kendini çiftçiden yana değil de elektrik patronlarından yana konumlandıran bir başbakanı Türkiye Cumhuriyeti ilk kez görmektedir. Sayın Davutoğlu bu Bakanlar Kurulu kararını derhal iptal etmelidir. İptal etmediği takdirde ben yanlış yapmışım. Başbakan olur olmaz önüme böyle bir kararnameyi getirdiler. Yeterince inceleme fırsatını bulamadım diyerek milletten, çiftçiden özür dilemediği sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında Sayın Davutoğlu hakkında gen soru önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vereceğiz. Ve sayın seyirciler, bugün çok ilginç bir diyalog yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de zorunlu din dersi uygulamasına son verilsin şeklindeki kararını değerlendirdi. Davutoğlu, Türkiye'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise biz o kararı gördükten sonra karara ilişkin bir değerlendirme ayrıca yaparız dedi. Sayın Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Başbakanımıza. Her başbakanla bakanın içine bakan var ya belki. Başbakan Ahmet Davutoğlu Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Davutoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'deki zorunlu din dersi uygulamasına son verilmesi yönündeki kararını değerlendirdi. Davutoğlu, Türkiye'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor dedi. Biz ahim kararları veya benzer kararları ön yargılı yaklaşmayız. Bakarız, inceleriz, ihtiyaç nedir bakarız. Türkiye'de din kültürü ve ahlak dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor. Şimdi bütün bu uygulamaları göz ardı edip de Türkiye'de bunu bir dini baskı aracı gibi yansıtma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü yandaşlarınca Kürtçe okul açılması da Davutoğlu'na soruldu. Türkiye'de konuşulan dillere ön yargılı yaklaşmayız diyen Davutoğlu şöyle konuştu. Bizim herhangi bir Türkiye'de konuşulan bir dile ön yargılı yaklaşmadığımızı herkes bilir. Son yıllarda Kürtçenin sosyal hayatta, siyasal hayatta, propagandada kullanılması, eğitimde seçmeli ders olarak okutulması yönünde ne kadar devrim mahiyetinde adım atıldığını ulusal ve uluslararası düzeyde herkes takdir ediyor. Bundan çok değil 6-7 sene önce dahi, 10 sene önce bir Kürtçe yayın yapan bir ulusal kanal, Kürtçenin seçmeli dersi olduğu okullar, Kürtçe öğretmen yetiştiren üniversite bölümleri, olacak denseydi kimse buna ihtimal vermezdi. Nasıl Kürtçe bu ülkede kullanılan bir dil olarak saygınsa ve hepimiz bunu biliyor ve buna göre davranıyorsak bütün vatandaşlar, bütün kurumlarda bilmeli ki Türkiye bir hukuk devletidir ve kamu düzeni esastır. Herkes kafasına göre ben burayı okul ilan ettim, şu eğitimi vereceğim derse bir müddet sonra kaos çıkar. Hayır, nasıl etkileyecek yani bunlar? Bu neye etkileyecek? Kürtçe okul konusunda bir açıklamada İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan geldi. Kürtçe kurs ve okul açıklamasının yasak olmadığını ifade eden Bakan Ala, giderseniz başvuruda bulunursunuz, şartları yerine getirirsiniz, açarsınız. Türkçe kursta öyle açılıyor, İngilizce kursta öyle açılıyor. Peki Kürtçe eğitim var mı? Yani Kürtçe özel okul kurup orta öğretim açabilir misiniz? Açabilirsiniz. Bunun da yasal düzenlemesini yaptık diye konuştu. Evet sayın seyirciler, pek çok söylem iç içe girmiş durumda ve bu noktada aslen kastedilen nedir de Türk kamuoyu bir şekilde kendi içerisinde tartışıyor ve de merak ediyor, konuşuyor. Biz bu konuyu konuşmak üzere hemen Ankara hattımıza kameraları çeviriyoruz. Ankara'da stüdyo konumuz olan araştırmacı yazar Doktor Abdullah Terzi beyefendi var. Sayın Terzi, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sayın Terzi, ben hemen soruma geçmek istiyorum. Özellikle bir cümle çok ilginç. Türkiye'de bu konuda çok ilginç icraatlara imza atıldı. Sizler daha önce bu ekranlardan ifade ettiniz bu konuyu. Türkiye'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor dedi Başbakan Ahmet Davutoğlu. Siz bu konuyu nasıl analiz ediyorsunuz? Evet, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararıyla tekrar bu konu gündeme geldi.
Şunun altını çizelim öncelikle. Bu Alevi vatandaşlarımızdan epey miktarda 2000'e yakın vatandaşımızın bir müracaatı var. Bu değerlendirildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Ama bu Alevi vatandaşlarımız bu ülkenin insanı olarak önce Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ederek din kültürü derslerinde Alevi İslam inancına da yer verilmesini talep ettiler. Bir vatandaşın en doğal hakkı bu. Dolayısıyla bu talepleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilince idari mahkemeye gittiler. 2005'te idari mahkeme reddetti bu taleplerini. Danıştay'a temize başvurdular. 2010'da Danıştay da reddedince taleplerini iç hukuk tükenince uluslararası yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ettiler ve o mahkemede böyle bir karar verdi. Bu karar tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar hukuki gerekçelerin ötesinde siyasi nitelikler de taşıyor. Ama ben olayın o boyutunu sonra izah edeceğim. Yani eğitim hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olması, din kitap, ders kitaplarında gerekli değişikliklerin yapılmaması ve din dersinin seçme hakkının verilmemesi gibi gerekçeler ileri sürülse de aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışı, Türkiye'de azınlık alanlar oluşturmak ve Türkiye'deki bölücü hareketleri desteklemek gayesine matuftur. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Devletin görevi hukuku sağlamak ve insan haklarını doya doya vatandaşlarına yaşatmaktır. Bakın din ve vicdan hürriyetini ve dinini tebliğ etmek, anlatma hürriyetini ve de ona ait eğitim alma hürriyetini anayasa ve insan hakları evrensel hukuk vermiştir. Bir vatandaşın gayet olarak bu ihtiyacını da devlet karşılayacaktır. Sosyal hukuk devleti nasıl onun sağlığını, eğitimini her alanda baba devlet olarak karşılamak zorunda olduğu gibi hukuk alanında da bu haklarını vermek zorundadır. Laiklik de zaten bunun teminatını sağlama anlayışıdır. Şimdi burada şunun altını çizelim. AKP hükümeti tıpkı başörtüsü gibi din dersleri konusunda bir istismar, bir oy avcılığı alan olarak kullanmıştır. Şunu söyleyelim, yani bugün bakanın açıkladığı gibi evet Yahudiliğe, Hristiyanlığa, Budizme, Hinduizme, bütün dinlere din kültür kitaplarında yer verildi. Onların ibadethaneleri, ibadet şekilleri hepsi Müslüman çocuklarına öğretiliyor. İslam dini de hangi alanda öğretiliyor ona göz atalım. İslam dinini öğretirken o dinin temel inanç, akide, tevhid dediğimiz alanı örseleniyor, parçalanıyor. Bakınız ben afaki konuşmayacağım. 2002-2003 yılında bedava dağıtılan din kültürü kitaplarında kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yoktur şeklinde öğretildi. 2002-2003 din kültürü kitabı. AKP hükümeti 2002'de geldi. Yetmedi. 2004-2005 yılında keza yine din kültürü kitabında ilköğretim 5. sınıfta yine kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yoktur. Yani Muhammed Resulullah kelime-i tevhidden çıkartılarak öğretildi. Yani ne öğretildi İslam adına onu anlatmak için bunu söylüyorum. AK Parti hükümeti İslamcı kimliğiyle oy toplayan, onu öne çıkartarak oy toplayan parti kelime-i tevhidden Muhammed Resulullah'a çıkardılar. Bakın yetmedi, 2010-2011 tarihli din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı burada işte. Bunun 20. sayfasında kelime-i tevhid, Allah'tan başka tanrı yoktur şeklinde çocuklarımıza öğretiliyor. Şimdi bu öğretilen İslam inancının temeline Muhammed Mustafa'sız bir anlayışı yaymaya dönük bir çalışmadır. Nitekim ulusal eylem planı yapılmıştır Medeniyetler İttifakı çerçevesinde 2008 yılında. İşte resmi gazete burada, Medeniyetler İttifakı ulusal planı. Sayın Başbakan Erdoğan o zaman bunu imzalamış. 10 tane bakanlık dinlerarası diyalog dediğimiz, Medeniyet İttifakı dediğimiz bir projeyi Milli Eğitim'den Diyanet'e, Gençlik Bakanlığı'ndan Devlet Bakanlıklarına kadar hepsinde ortak bir projeyle yürütülmüştür. Dinlerarası diyalog bir Vatikan projesidir, bir Amerika projesidir ve burada teslisle tevhidi eşitlemek, Muhammed Mustafa'sız bir inancı yayma temel edinmiştir. Yani AK Parti hükümetinin İslam adına öğretmek istediği budur. Artı
Dinler Bahçesi o zaman Başbakan Erdoğan tarafından Bismillah diyerek açıldığı bir avlu içerisinde cami, kilise, havraya Türk çocukları getirilerek orada onlara eğitim verildi. Şimdi bütün bunları vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Peki gayrimüslimlere, dinlerine, azınlıklara her türlü hak ve imtiyazlar verildi ve bundan övündüler. Biliyorsunuz Davutoğlu övündü, Arınç, Bülent Arınç özellikle övündü. Onların bu konuda bir sıkıntıları yok. Ama Alevi vatandaşlarımıza, Caferi vatandaşlarımıza, Şii vatandaşlarımıza, bu ülkede yaşıyor bunlar, milyonlar bu insanlar. Geldiği zaman ne vatandaşlık talepleri yerine getiriliyor, yani vatandaş olarak bir talepleri var. Bizim de inancımıza ait, kendi görüşlerimize ait bir bölüm konusunu o din kitaplarına deniyor. Bu kabullenilmiyor, mahkemeler sürüyor. Veya ne de haşa böyle bir şey temenni etmiyoruz ama ne de azınlık gibi görülüp bir hak veriliyor. Bu çok ciddi bir hukuksuzluktur. Bunlar bu Müslüman. Bunlar La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diye Müslüman kardeşlerimiz ve bu ülkenin vatandaşları. Ve bu ülkenin temel harcı bunlar. Ha siz ne yapıyorsunuz? Burada bunu deşifre etmemiz lazım. Sünniciliği salt İslam anlayışı ve itikadı olarak dayatıyorsunuz. Bunun adına da İslam diyorsunuz. Siz Yezid'in açtığı çerçeveden oluşan baskıcı, zalimane anlayışı, Emevi anlayışını günümüze kadar süre gelen yönleriyle beraber İslam diye bütün topluma dayatacaksınız. Ve bunun adına yaptığınız mezhepçilikle beraber İslam diyeceksiniz. Bu işte dini baskı burada geliyor. Davutoğlu dini baskı yok diyor ama asıl dini baskı bu. Nedir peki yapılan? Ehl-i Beyt gerçeğini İslam'dan soyutlamak ve anlatmamaktır. Biz şunu söylüyoruz. Bizim Avrupa'dan ve Avrupalı'dan alacak, dilenecek, destur isteyecek bir yanımız yok. Müslüman Türk medeniyeti kadim bir medeniyet, köklü bir medeniyet. Onun içerisinde din ve vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti, eğitim hürriyeti var. Her dinden, her inançtan insan bu coğrafyalarda bizimle asırlarca beraber yaşadı. Şii, Sünni beraber yaşadı. Ve bu coğrafyada Anadolu'da Hacı Bektaşi ve Veli gibi Ehl-i Beyt torunu bir insan Türk milletinin harcını attı. Ve bu Ehl-i Beyt mayasıyla beraber Türk milletini yoğurdu. Cumhuriyetimizi kuran Atatürk keza Ehl-i Beyt anlayışını merkeze koyarak Türk milleti kavramı etrafında herkesi derledi, toparladı. Etnik olsun, mezhebi farklılık olsun. Hepsini toparladı. Ve bu noktada çok önemli bir noktanın altını çizeceğim. Profesör Doktor Haydar Başbey'in asırları kuşanan ve çağımıza en önemli mesaj olan Ehl-i Beyt'te buluşma gerçeğini biz eğitimde, din derslerimizde, din kültürümüzde merkeze koyarsak, Ehl-i Beyt'i sevme, Ehl-i Beyt'i anlama, Ehl-i Beyt'e bağlanma. Çünkü onun merkezinde Resulullah Muhammed Mustafa var. Onun yanında Fatıma'sı var, Ali'si var, Hasan'ı, Hüseyin'i var. Siz bunları ve onunla birlikte ashab-ı kiramı bunun içine koyarsanız, işte o anlayışla siz Ehl-i Beyt merkezli bir İslam'ı koyarsanız, Caferi de orada kendini bulur, Alevi de orada kendini bulur, Bektaşi de orada kendini bulur, bizler Sünniyiz, Sünniler de kendini orada bulur. Herkes kendini orada o Ehl-i Beyt gemisi içerisinde, anlayış içerisinde bulur. Siz dinleri öğretiyorsunuz ama eğitim Ehl-i Beyt anlayışı merkezi olursa bütün bu farklı anlayışlar da kendine bir merkez bulacaktır ve orada tatmin olacaktır. Bu ruhlar gençler yetişirse, bu ruhla Ehl-i Beyt ruhuyla beraber yetişirse o zaman Müslüman Türk modeli de eğitimde manevi dokusuyla birlikte yerini almış olacaktır. Şimdi ben şunun da altını çizmek istiyorum. Alevi kardeşlerimiz, Caferi kardeşlerimiz, Şii kardeşlerimiz dine karşı değil, din dersine de karşı değil. Ama mecburi din dersine, yani sünniciliğin dayatılmasına karşılar. Mecburi sünnicilik anlayışının hakim olmasına karşılar. Avrupa Birliği'nin veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da aslında siyasi bir karardır. Yani burada Alevi kardeşlerimizi, Şii kardeşlerimizi azınlık statüsünde görmek istiyorlar. Türkiye'den, Türk milletinden koparmak istiyorlar. Bu oyuna da Alevi kardeşlerimiz asla gelmesinler. Çünkü bakın Atatürk azınlık tanımını Lozan'da yaparken gayrimüslimler olarak tanımlamıştır. Müslümanlar bu ülkenin esas unsurudur. Gayrimüslimler azınlıktır. Dolayısıyla hiçbir zaman Caferiler, hiçbir zaman Şia, hiçbir zaman Alevi kardeşlerimiz
azınlık değillerdir. Bu ülkenin esas unsurlarıdır. Bu noktadan hareketle onların din eğitimi konusunda, inançlarını öğrenme ve yayma konusunda taleplerini devletin, hükümetin karşılaması hukukun, ilmin ve siyasetin de gereğidir. Eğer siz, işte örnek göstereceğim, din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı, geçen yıl bu okutuldu, 8. sınıf kitabı. Siz bu kitabın kapağına bakanın dediği gibi bütün dinleri koyuyorsunuz. Yahudinin havrası var, Hristiyanın kilisesi var ve camiyi de koyuyorsunuz. Bir de cemevini koyabilirseniz işte o zaman insan haklarını doya doya vermiş, vatandaşlarını tatmin etmiş olursunuz. Çünkü cami kadar cemevi de İslam'ın bir unsurudur. Tıpkı Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın namaz kıldırdığı yerle Ashab-ı Sufa'yı eğittiği yer arasındaki yakınlık ve iç içelik gibi bir şeydir bu. Hülasa bu konu siyasetin kullandığı bir malzeme olmaktan, istismar alanı olmaktan çıkmalı. Eğer din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri bir matematik gibi, bir coğrafya gibi, bir tarih gibi mecburi olmalı. Ama o din dersinin içerisinde İslam, Ehl-i Beyt anlayışıyla, Kur'an ve Ehl-i Beyt anlayışıyla beraber her mezhepten, her meşrepten insana doya doya aktarılmalıdır diyorum efendim. Çok teşekkürler Sayın Terzi. Ankara'dan bu konuyu çok detaylı bir şekilde bizlerle beraber paylaştınız. Analizinizi, düşüncenizi teşekkür ediyoruz. Tekrar iyi akşamlar yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar. Ve sayın seyirciler, çok tartışılan bir başka konu, torba yasalar. Madencilere daha iyi şartlar sağlamak amacıyla çıkarılan torba yasa binlerce madenciyi işinden etti. Zonguldak ve Kütahya'da işsiz kalan vatandaşlar meydanlardan çekilmiyor. Tek bir istekleri var, devletin kömüre alım garantisi vermesi. Böylece çalıştıkları madenler tekrar açılacak, onlar da işlerine kavuşacak. Zonguldak günlerdir bu sloganları dinliyor. Torba yasanın şartlarını yerine getiremeyen maden şirketleri bir bir kepenk indiriyor. Sadece Zonguldak'ta 5000 kadar madenci işsiz kaldı. İşsiziz. Bu akşam evimize ekmek getireceğiz. Çoluk çocuk ekmek bekliyor. Biz onlar kadar rahat değiliz. Zonguldak valisi Ali Kaban'a seslerini duyurmak isteyen madenciler valilik binası önünde oturma eylemi yaptı. Şimdi bize de düşünmeler lazım. Şimdi ne oldu? Toplu bir çıkış aldık bugün komple. Burada sadece Akkurt'tan 200 kişi, diğer şirketlerde ne olur? 4000 kişiyi bulacak neredeyse. 4000 kişi olur, 8000 kişi olacak. Çoluk çocuğun hesabı ne olacak? Bu 12000 kişi. Yazık günah. İşçiler yıllarını verdikleri madenlerin bir günde kapatılmasına tepkili. Evlerine nasıl ekmek götüreceklerini düşünüyorlar. Burada 10 senelik arkadaşlar çalıştı aynı şirketler. 12 senelik arkadaşlar var. Bir anda bir çıkış almak, yani bu arkadaşların hepsinde çoluk çocuğu var. Artık ya, bu ekmek davası. Hepimizin kaderi madencilik. Başka yapacağımız bir iş yok burada. Önümüz bayram, ne yapacağız bilmiyoruz. Daha 2 saat oldu buraya geleli, daha bizle görüşen yok. Umursayan da yok yani. Devlet kömürümüzü alsın, biz bu paranın daha fazlasını da vereceğiz diyorlar. Lütfen bunu yetkililere iletin yani. Sadece Zonguldak değil, Kütahya'da da benzer eylemler var. Burada da torba yasa mağduru çok sayıda işçi var. Türkiye Büyük Bir Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu torba kanunları da maden işçisine iyileştirme getirilmesi beklenirken çıkarmış olan torba yasa ile maden işçisini bir darbe daha vurmuştur. Kömür ocaklarının kapanması nedeniyle işsiz kalan madenciler Gediz Belediye Hizmet Binası önünde eylem yaptı. Madenciler çözüm için devletten alım garantisi istedi. Bizim hükümetimizden beklentimiz istihdam ettirebilmemiz için kömürün en az 200 liradan az olmamak kaydıyla satması gerektiğini, bu pazarın da mevcut olmadığından devletimizin bu kömürü enerji sektörünü kullanması hususunda satın alma garantisinden sonra ancak bizleri işlerimize döndürebilmemiz mümkün olacaktır. İstanbul Mecidiyeköy'deki 10 cana mal olan asansör faciasına ilişkin ilk rapor yayınlandı. İstanbul Mecidiyeköy'deki Ali Sami Enstad'ın yerine yapılan rezidans inşaatında meydana gelen asansör kazasında 10 işçi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında asansör firması ve inşaat yetkililerinden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın bilirkişi raporu ise olaydan 10 gün sonra yayınlandı. Raporu 3 makine mühendisi, 3 elektrik mühendisi, 1 inşaat mühendisi ve 1 iş güvenliği uzmanı hazırladı.
Kazadan asansörün şantiyeye montajını, bakımını yapan firmanın yetkilileriyle inşaatın idari ve teknik ekibinin sorumlu olduğu belirtildi. Raporda düşen asansörün karşısındaki asansörde de aynı anda inceleme yapıldı ve asansöre ait MAS bölümünün incelendiği anlatıldı. Raporun teknik değerlendirmeler bölümünde düşen asansörde sınır kesiciyi tetiklemesi gereken plakanın bulunduğu ancak bu plakanın tetiklemesi gereken sınır anahtarının olay yerinde bulunamadığına dikkat çekildi. Raporun son kısmında asansör firmasından ve inşaat sahibinden bazı yazılar beklendi ve bu yazıların gelmesinin ardından da nihai raporun hazırlanacağı belirtildi. Raporun sonuç ve kanaat kısmında da asansör firması yetkilileriyle inşaatın idari ve teknik sorumlularının kazada kusurlu olduğu belirtilirken, asansör kullanıcısının, yapı denetim firmasının, iş sağlığı ve güvenliği firmasının yetkililerinin kusur durumları nihai raporda değerlendirilecektir denildi. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in 2014 raporu acı bir gerçeği tekrar gün yüzüne çıkardı. Rapora göre her yıl doğduktan sonra ilk 28 gün içinde 2.8 milyon bebek ölüyor. Günümüzde doğan çocukların 1 milyonu ikinci gününü göremiyor. Çoğunlukla doğum esnasında ve hemen sonra gerçekleşen bu ölümler aslında basit önlemlerle durdurulabilir. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in raporuna göre her yıl doğduktan sonraki ilk bir ayda 2 milyar 8 milyon bebek ölüyor. İlk 5 aydaki bebek ölümlerinde ise zatüre ve ishal en tehlikeli hastalıklar. Hamilelik sırasında en az 4 kez yaptırılması gereken kontrollere gitmemek bebek ölümlerini tetikliyor. Ayrıca doğum sırasındaki komplikasyonlar ve ulaştırma sorunları yeni doğan bebeklerin 1/4 birinin ölümüne yol açıyor. Bebek ölümlerinde sağlık sisteminin yetersizliği de önemli bir rol oynuyor. Araştırmalara göre doğumdan hemen sonra annenin bebeğini 1 saat emzirmesi ölüm riskini %44 azaltıyor. UNICEF'in raporunda sağlık hizmetlerine de vurgu yapılıyor. Annelerin hamilelikte ve doğum esnasında kaliteli sağlık hizmetleri alması bebeklerin yaşama olasılığını büyük oranda artırıyor. Ayrıca annenin eğitim düzeyi bebeğin hayatta kalmasında önemli bir etkiye sahip. Ortaokul veya daha üstü eğitim seviyesine sahip annelerin bebeklerinin doğum esnasında ölüm oranı hiç eğitim almayan annelere göre 2 kat daha az. Okullar açılmasına rağmen bazı öğrenciler halen ders başı yapamadı. Yurt genelinde pek çok okulda tadilat bitmedi. Burası Zonguldak'ın Kozluk ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde eğitim veren Atilla İlkokulu. Hafta başında yurt genelinde eğitim öğretim yılı başlanmasına rağmen bu okulda öğrenciler ders başı yapamadı. Bunun nedeni tadilatın halen bitmemiş olması. Okulun içi de dışı da tam bir harabeyi andırıyor. Öğrencilerle dolu olması gereken sınıflar boya kutularıyla dolu. Durumdan habersiz çocuklarını okula getiren aileler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Benim oğlumun, büyük oğlumun o sınıfında halen boyalar duruyor. Duvarlar hiçbir şekilde boyanmamış. Yani bu ondan sonra işte Milli Eğitim diyorlar ki işte Milli Eğitim ödenek verilmiyor. Yani bu son güne kadar hiç mi verilmedi? Okul müdürü veya ne bileyim okul yardımcısı, müdür yardımcıları hiç mi bir şey yapılmadı? Aileler tadilatın 3 aylık tatilde yapılmamasına tepki gösterdi. Okulun şartları bana göre hiç uygun değil. Çoğu ailelerde normalde çok şikayetçi. Nasıl şikayetçi? Okulun son gününe kadar bu tadilat olması lazımdı bence bir veli olarak. Şiddetli yağışlar bu kez Çanakkale'yi vurdu sayın seyirciler. Öğlen saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle Biga ve Çan ilçeleri sele teslim oldu. Her gün bir şehrimizi etkisi altına alan sağanak yağışlar bu kez Çanakkale'yi vurdu. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Çan ilçesi sele teslim olurken ilçedeki stadyum, onlarca ev ve iş yeriyle çok sayıda otomobil sel suları altında kaldı. Müzik
İtfaiye ekipleri su baskınlarına yetişmeye çalıştı. Tüm ekipler seferber edilirken belediyeye ait cenaze aracı da su pompası taşımada kullanıldı. Biga ilçesi de selden etkilendi. Şiddetli yağış sebebiyle Yolindi köyünde dere taştı. Dere yatağında bulunan evleri su bastı. Sayın seyirciler, İstanbul Beykoz'da bir halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını gören şoför yolcuları tahliye ederek büyük bir faciayı önledi. Halk otobüsü işte böyle yandı. Görüntülerin adresi İstanbul Beykoz. Tokatköy Beykoz seferini yapan bir halk otobüsü Kavacık yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Otobüsün motor kısmından çıkan alevleri fark eden şoför kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Şoför ve çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın kısa sürede söndürülürken yaşananlar amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan olay, akıllara 27 Temmuz'da 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği halk otobüsü faciasını getirdi. İzmit'te bugün facianın eşiğinden dönüldü. Bir kimyasal madde deposunda tankere solvent aktarılırken ansızın patlama meydana geldi. İzmit çok büyük bir faciayı kıl payı atlattı. Saat 12 sıralarında özel bir kimyasal madde depolama tesisindeki tanklardan birinden bir akaryakıt tankerine solvent yüklemesi yapılmaya başlandı. Yükleme sürerken tankerde belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Akaryakıt tankeri sürücüsü yaralandı. Alev alan tankerin yüzlerce ton parlayıcı ve patlayıcı solvent bulunan tankların yanında bulunması nedeniyle alarm verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yaralanan tanker sürücüsü ambulansa Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat içinde tanklara sıçramadan tankerdeki yangını söndürdü. Böylece herkes rahat bir nefes aldı. Yangın büyüseydi İzmit'te büyük bir facia meydana gelebilirdi. Dolandırıcılar kullandıkları yöntemlerle şaşırtıyor. ATM cihazlarının para çıkış noktasına yapışkanlı bir düzenek yerleştiren dolandırıcılar bu yolla son zamanlarda pek çok kişiyi dolandırdı. Dolandırıcılar kullandıkları yöntemlerle şaşırtmaya devam ediyor. Bursa'da bir bankanın ATM cihazına yerleştirilen yapışkanlı düzenek dikkatli bir vatandaş sayesinde bulundu. Peki bu yapışkanlı düzenek nasıl çalışıyor? Son zamanlarda birçok vatandaş dolandırıcıların bu tuzağına düştü. Dolandırıcılar ATM cihazlarının para çıkış noktasına yapışkanlı bir düzenek yerleştiriyor. Çekilmek istenen para bu düzeneğe takılıyor. Teknik bir sorun olduğunu düşünen kullanıcı ATM önünden ayrılırken düzeneği yerleştiren kişiler gelip paraları alıyor. Bu tarz son olay Bursa Yıldırım Mahallesi'nde gerçekleşti. Bankamatikte para çekme işlemini onaylayan kullanıcı, işlemi tamamlandıktan sonra parayı alamayınca şüphelendi ve önce bankaya ardından polis ekiplerine durumu bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumun dolandırıcılık vakası olduğunu ortaya çıkardı. Yapışkanlı düzeneğin gözden çıkarılması sonucu çekmek istediği parayı alan vatandaş, dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Polis ekipleri de düzeneği kuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hollanda oldukça ilginç bir trafik kazasına sahne oldu. Zeeland eyaletinde sis nedeniyle 150 araç birbirine girdi. Böyle zincirleme kaza ne görüldü ne de duyuldu. Hollanda'da tam 150 araç birbirine girdi. Goes'le Middelburg kentlerinin arasındaki A58 karayolunda ilerleyen araçlardan biri
Zeeland eyaleti yakınlarında aşırı sis nedeniyle önündeki araca çarptı. İşte o kaza, ardı arkası kesilmeyen bir kaza zincirini ortaya çıkardı. Yoğun sis sebebiyle önündeki arabaları göremeyen araçlar zincirleme şekilde birbirine çarptı. ...150 aracın karıştığı kazanın ardından ilginç görüntüler oluştu. Kaza yapan araçlar yolun 3 kilometrelik kısmını kapladı. Son zamanların en büyük zincirleme kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralananların 11'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir Meltem haberin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sayın seyirciler. İyi akşamlar, hoşça kalın.